Bir güzellikten daha selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone değilsek abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bugün farklı ve güzel bir anahtarlık modeli çalışmasında bulunacağız. İsterseniz broş olarak da kullanabileceğiniz güzel farklı bir model uyguladım ve hemen sizlerle paylaşmak istedim. Kısçe anahtarlık, isim tasarım tamamen bana aittir. Doğru ölçüleri bulana kadar birkaç kez yapıp söktüğüm, güzel farklı bir model elde ettiğim hoş bir anahtarlık modeli oldu. Umarım beğenirsiniz ve denemek istersiniz. Sadece kafa parçasını yapıyoruz. Kesinlikle gövde uygulamıyoruz. Baş kısımdan başlayacağım. Belirli arttırmalar ile kafayı oluşturacağım. Ardından gövde kısmına geleceğim. Buradaki gördüğünüz bu boyun kısmını oluşturacağım. En son fisto dantel ekleyeceğiz. Ve ardından süslemelerimizi yapıp anahtarlığımızı hazır hale getireceğiz. Kolay bir model. 1 saat, 1,5 saatte yapabileceğiniz farklı şık bir model. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Ardından modelimizin detaylarına geçelim. Şöyle yakından göstereyim modelimizi. Düz saç tercih ettim. Dilerseniz kıvırcık ya da farklı saç şekilleri de uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzel bir kısçe anahtarlık modeli uygulayacağız. Kibar, zarif bir ve güzel bir model. Malzeme listemize geçebiliriz. En baş malzememiz kartopu organika amigurumi ipi. Hobium sitesinden temin edebileceğiniz güzel, hoş ve örmesi çok zevkli olan güzel bir ip. Krem rengi tercih ettim. İlk modelimde pudra rengi tercih etmiştim. Bir değişiklik olsun istedim ve bu şekilde kartopu organika amigurumi ipi. Ten rengi gibi biraz daha kreme çalan güzel bir renk. Çok kalın iple yaparsanız büyük boyutta bir anahtarlık elde edersiniz. O yüzden ipin amigurumi ipi ince ip olması çok önemli. Bunu unutmayalım. İp olarak kartopu organika. Kafa ve bu gördüğünüz boyun kısmında kullanacağım. Şöyle bir fiston var. Fistonun ince olması çok önemli. Büyük kalın fistolar elinizde varsa onları da tam ortadan ikiye kesip bu boyutta fisto elde edebilirsiniz. Kalınla denedim ama kalın büzüşmeleri çok kaba duruyor. O yüzden bu şekilde ince fistonun büzüşmesi daha güzel duruyor ve tam bir elbise modelini yakalıyoruz. O yüzden fistonun ince olmasına çok çok dikkat edelim. Şimdi de siyah rengini tercih edeceğim. Krem renginin altına. 4 numara tığım var. Normalde amigurumilerimi ördüğüm tığım, ince tığım. Eliniz hangi tığa alışkınsa o tığı kullanmanızı tavsiye ederim. 2 adet küçük boy gözüm var. Gözüm boyutunda şöyle göstereyim. Ardından siyah ince işleme ipim var. Kirpik ve kaş işlemesinde kullanacağım ipim. Öyle. İçerisini doldurmak için kullanacağımız elyafımız var. Dilerseniz boncuk elyaf, dilerseniz yün elyaf kullanabilirsiniz. Çok fazla miktarda elyafa gerek yok. Biraz daha şöyle sertliği sağlayabilecek kadar elyaf koyacağız ve bitireceğiz. Zaten bu aşağı boyun kısmında elyaf kullanmıyoruz. İçi boş gördüğünüz gibi. Sadece kafa için elyaf kullanacağız. Ardından saç için kullanacağınız markası fark etmez. Kalın ip gerekiyor. Ben Ören Bayan Dora marka. Patiklerinden artan ipleri değerlendiriyorum. Hem saçta daha tok bir görüntü sağlıyor kalın hem de tam saç görünümü veriyor. Rengi hiç fark etmez. Elinizde olan istediğiniz marka, istediğiniz kalınlıktaki artmış ipleri kullanabilirsiniz saç yapımı için. Ve dudak için ikinci bir farklı renk. Şöyle Nako Pırlanta vardı elimde artmış. Nako Pırlanta kullanacağım. Yani iplerin çok önemi yok. En önemli ipimiz kafa ve boyun kısmını yaptığımız ipimiz ince. Amigurumi ipi olması gerekiyor. Dışında elde kalan artık iplerle saç ve dudak yapabilirsiniz. Evet, malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi kafa yapımıyla başlayabiliriz hep birlikte. Malzemelerimizi sayarken ilmek belirleyiciyi atlamışız. Bunu da unutmayalım. Şimdi kafa yapımıyla başlıyoruz. Bir sihirli halkamı oluşturdum. Ardından halkamın içini 6 adet sık iğne ile dolduracağım. Halkamı oluşturdum. Sıklama ilmeğini attım. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sihirli halkamın içerisine 6 adet sık iğnemi oluşturdum. Şimdi halkayı küçültüyorum. İkinci sıraya geçiyorum. 6 olan sayımızı ikinci sırada 12'ye çıkartacağız. Her sık iğnenin tepesine çift sık iğne uygulayacağız. İlk yaptığım sık iğnenin tepesinden başlıyorum. Bir sık iğne aynı yere
İkinci sık iğne hemen yandakine geçtim. Üçüncü sık iğne aynı yere. Dördüncü sık iğne yandakine geçtim. Beş aynı yere. Altıncı sık iğne yandakine geçtim. Yedi aynı yere. Sekiz yandakine geçtim. Dokuz aynı yere. On yandakine geçtim. 11 aynı yere 12. Gördüğünüz gibi ikinci sıranın sonunda elimizde toplam 12 adet sık iğnemiz mevcut. İlmek belirleyiciyi hemen ikinci sıranın son ilmeğine 12. sık iğneye takıyorum. Sıra sonu belli olsun diye. Şimdi halkayı biraz daha ilerleyen sıralarda iyice küçültüp sabitleyeceğiz. Şimdilik o şekilde durabilir. Şimdi 12 olan sayımızı 18'e çıkartacağız. Bir çift sık iğne, bir tek sık iğne ile sırayı tamamlayalım. Bir tane çift, bir tane tek. Ve son sık iğnenin tepesine tek sık iğne denk geliyor. Bu şekilde 3. sırayı da tamamladık. Elimizde toplam 18 adet sık iğnemiz mevcut. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz. 18 olan sayımızı 24'e çıkartacağız. Bunun için bir çift sık iğne, 2 tane tek sık iğne uygulayacağız. Başlıyoruz hemen. Bir tane çift sık iğne, ardından yan yana 2 adet tek sık iğne. Gördüğünüz gibi bir çift, birinci tek ve ikinci tek. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Bir çift, iki tek olarak. Ve iki tekimi oluşturdum. Gördüğünüz gibi bu sıramızı da tamamladım. İlmek belirleyiciyi hemen bir üst sıranın son ilmeğine taşıyoruz. Her sırada aynı işlemi uygulayacağız. İlmek belirleyiciyi devamlı sıra sonuna taşıyacağız. Evet, sıranın bitişi belli olsun diye bu şekilde. Dördüncü sıranın sonunda elimizde toplam 24 adet sık iğnemiz mevcut. Şimdi 5. sıraya geçiyoruz. 5. sırada 24 olan sayımızı 30'a çıkartacağız. Yani 3 tane tek, 1 tane çift. Ben çiftle başlıyordum sıra başlarında. Aynı şekilde çiftle başlıyorum. Bir tane çift sık iğne uyguladım. Ardından 3 tane tek. 1 2 ve 3. tek. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. 1 çift sık iğne, 3 tek sık iğne olarak. 5. sıranın sonunda 30 adet sık iğneyi bulduk. İlmek belirleyiciyi kaydırmayı unutmayalım. Şimdi 6. sıramıza geçeceğiz. Altıncı sıramızda 30 olan sayımızı 36'ya yükselteceğiz. 4 tane tek, 1 tane çift olarak ilerleyeceğiz. Hemen ben çift ile başlıyorum. Çift sık iğneyi uyguladım. Ardından 4 tane tek sık iğne. 1 2 3 ve 4 tane tek. Şimdi tekrar çift. Aynı yere 2 adet sık iğne. Ardından tekrar 4 tane tek. Bu şekilde 1 çift 4 tek olarak sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet, 6. sırayı tamamladık. Elimizde toplam 36 adet sık iğnemiz mevcut. Buraya kadar geldik. Gelelim arkadaşlar. Buraya kadar geldiysek burada öncelikle bu sihirli halkamızı iyice bir küçültüp bu ipimizi sabitleyelim. Buradaki delik iyice görünmez olup bu şekilde kapanması gerekiyor. Burayı iyice sıkıladıktan sonra ben arka tarafta bir sabitleme işlemi uyguluyorum. Herhangi bir sökülme ihtimaline karşı.
Herhangi bir ilmekten geçip ipi buraya bir zincir yardımıyla bağladım ve burayı iyice sıkıladım. Gördüğünüz gibi halkamız iyice küçüldü. Evet, 6 sıra boyunca ördük ve 36 adet sık iğneyi tamamladık. Şimdi 5 sıra boyunca bu 36 adet sık iğneyi öreceğiz. Kesinlikle artırma ya da eksiltme işlemi uygulamadan top 5 sıra boyunca örelim. 6 sırayı örmüştük, 5 sıra daha öreceğiz. Toplamda 11 sıra olacak. Yani 11. sıraya kadar, 11. sırada dahil olmak üzere bir 36 adet sık iğneyi örüp uzatacağız, ilerleyeceğiz. Artırma ya da eksiltme işlemi uygulamayacağız. Her bir sık iğneye bir adet sık iğne uygulayıp 11. sırayı da tamamlayarak buluşalım. 6 sıra boyunca 36 adet ilmeğimizi ördük ve toplam 11 sıra oldu. Sırayı sayarken şuradaki ilk sihirli halkanın çevresine dolandığımız 6 ilmekten saymaya başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Toplamda 11 sıra oldu. 36 adet sık iğne ile. Şimdi eksiltme işlemlerine geçeceğiz. 4 tane tek sık iğne ardından 1 adet eksiltme işlemi uygulayacağız ve 36 adet sık iğneyi 30'a düşüreceğiz. 4 tane tek, 1 tane eksiltme. Eksiltmede gizli eksiltme tekniği kullandım. Yüz kısmında leke oluşmasın bu. Normal eksiltmelerde leke gibi oluyor. O yüzden pek hoşlanmıyorum. Yüz kısmı daha temiz, daha düzgün dursun diye gizli eksiltme tekniği uygulayacağız. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane tekli sık iğnemi ördükten sonra şimdi gizli eksiltmeyi uygulayacağım. Gizli eksiltmede öndeki dallardan eksiltiyoruz. Bakın 2 tane sık iğnenin sadece öndeki dalını aldım. Arda arda. Ardından ipi doladım, çektim. Sık iğnemi oluşturdum ve 2 ilmeği 1'e düşürdüm. Şimdi tekrardan bir sık iğne. Affedersiniz sesim gidiyor. Malum Ramazan, açlık biraz had safhada. Şimdi tekrardan bir sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne ve 4 sık iğne. 4 adet sık iğnenin ardından eksiltme uyguluyorum. 2 tane sık iğnenin sadece öndeki dallarından geçtim. Sık iğnemi oluşturdum. 2 ilmeği 1'e düşürdüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. 4 sık iğne, 1 eksiltme yöntemiyle bu sırayı tamamlayacağız. 3 sık iğne ve 4 sık iğne. Ardından tekrar gizli eksiltme. Sadece öndeki dallarından geçiyoruz gizli eksiltmede. Bakın 2 ilmeği 1'e düşürdük. Şimdi tekrar 4 sık iğne. 4 sık iğne. Ardından eksiltme. 4 sık iğne. Ve sonda 2 adet ilmeğimiz kalması gerekiyor eksiltme yapmak için. Direktman bu 2 adet ilmekten eksiltmemizi uyguluyoruz. Ve 36 olan sayımızı 30'a düşürdük bu sırada gördüğünüz gibi. İlmek belirleyiciyi hemen son ilmeğe takalım. Bakın kafamız oluşmaya başladı. Eksiltme işlemlerine devam etmeden önce 2 adet gözümüz var. Gözümüzü takmamız gerekiyor şimdi. Göz işlemek isteyen arkadaşlar direkt işleme de yapabilirler. Benim gibi takma göz kullanacak olan arkadaşlar için sırayı şimdi belirteceğim ve hep birlikte takacağız. Küçük boy 2 adet gözüm var. Evet, gözümüzü 9. ve 10. sıra arasına takmamız gerekiyor. Şöyle ilk önce toplu iğne ile bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 9. ve 10. sıra arasına. Bakın bu iki sıranın arasında kalacak. Aynı şekilde şu karşısına doğru takalım. İki göz arasında toplam kaç sık iğne var? Hemen belirtiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5.
2 adet gözün arasında toplam 5 adet sık iğne olması gerekiyor. Bakın birinci gözümüzü buraya taktığımız zaman arada 5 tane sık iğne kalacak şekilde ayarlıyoruz. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 sık iğne ve 5 sık iğne kalıyor. 6. sık iğneye, yani hemen buraya gözümüzü takmamız gerekiyor. 2 göz arasında toplam 5 adet sık iğne mevcut. Şimdi gözlerimizi takalım. Önce tığ yardımı ile biraz genişletiyorum kolay takabileyim diye. İpim biraz ince ve sert bir ip olduğu için biraz zorlanıyoruz buralarda. Evet, gözümüzü taktık bile. Hemen arka çemberini kapatalım. Şimdi sıra ikinci gözümüzde. Tabii şu an bir şeye benzemiyor, daha kaş kirpik işlemesi olmadığı için uzaylı gibi gözüküyor. Dokuzuncu ve onuncu sıra arasına arada tam 5 adet sık iğne kalacak şekilde iki gözümüzü yerlerine oturttuk. Arka çemberini kapatıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi gözlerimiz yerini buldu bile. Şimdi eksiltme işlemleriyle devam edeceğiz. En son 36'dan 30'a düşürmüştük. Şimdi 30'dan 24'e düşüreceğiz. 3 tane tek sık iğne ardından 1 adet eksiltme işlemiyle bu sıramızı da tamamlayacağız. Başlayalım. 1 sık iğne, 2 sık iğne ve 3 sık iğne. 3 adet sık iğnenin ardından 1 tane eksiltme. 2 sık iğnenin öndeki dalından birden geçtim ve 1 sık iğne oluşturdum. Şimdi tekrar 1 sık iğne, 2 sık iğne ve 3 sık iğne. 3 sık iğnenin ardından tekrar eksiltme. 1 sık iğne, 2 sık iğne ve 3 sık iğne. Ardından eksiltme. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne ve eksiltme. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne ve eksiltme. 3 sık iğne ve sonda 2 adet ilmeğimiz kalıyor. O 2 adet ilmeğe eksiltme. İlmek belirleyiciye kaydırıyoruz. 30 olan sayımızı şimdi eksiltme işlemiyle 24'e düşürdük. Evet, sık iğne sayımızı 24'e kadar düşürdük. Şimdi eksiltme işlemleriyle devam ediyoruz. 24 olan sayımızı 18'e düşüreceğiz. Bunun için 2 tane tek sık iğne ardından 1 tane eksiltme, gizli eksiltme işlemi uygulayacağız. Başlayalım. 1 tek, 2 tek, hemen eksiltme. Bakın sadece öndeki ilmeklerden geçtim. 1 adet sık iğne oluşturdum. 1 tek, 2 tek, ardından eksiltme.
Son 2 adet ilmeğimiz kalıyor. Onlara eksiltme denk geliyor. Evet, bu sırayı da tamamladık. Elimizde toplam 18 adet sık iğnemiz mevcut. Bakın böyle bir görünüm elde ettik. Şimdi eksiltme işlemiyle devam ediyoruz. 18 olan sayımızı 12'ye düşüreceğiz. Öncelikle biraz elyaf dolduralım. Ağız kısmı daralacağı için sıkıntı yaşayabiliriz. Tığın arkasından yardım alabiliriz. Evet. Şimdilik bu kadar doldurdum. Bir sıra daha öreyim. Ardından geriye kalan boşluğu da tamamlayacağız. 18 olan sayımızı 12'ye düşüreceğiz. Yani bir tane sık iğne, bir tane eksiltme ile sırayı tamamlayacağız. Hemen başlayalım. Bir tane sık iğne. Bir tane eksiltme. Bir tane sık iğne, bir tane eksiltme, bir tane sık iğne, bir tane eksiltme. Bir tane sık iğne ve son 2 adet ilmeğimiz kalıyor. O 2 adet ilmeği de eksiltme uyguluyoruz. Ve elimizde toplam 12 adet sık iğnemiz olması gerekiyor. Şimdi geri kalan şu boşluğa biraz daha elyaf ilave edeceğiz. Biraz sert olması gerekiyor kafanın. Evet, bu kadar yeterli olacaktır. Evet, şimdi bir sıra daha bu elimizdeki 12 adet sık iğneyi öreceğiz. İlmek belirleyici takmadan direkt sayarak devam edeceğim bu sıramda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bir sıra daha devam ettim ve bu şekilde uzattım.
Şimdi bu 12 adet sık iğnenin ardından boyun kısmına geçiyoruz. Buradaki bu gördüğünüz ince boyundan arttırmalar ile aşağı kısmı oluşturacağız ve ardından fistoya geçeceğiz. Bu rakamları, sayıları bulana kadar birkaç kez yapıp söktüm arkadaşlar. Yani tasarım tamamen bana aittir. O yüzden direktman belirli bir istatistik ile ilerlemiyor. Direktman sadece boyun silüetini çıkartmak için bulduğum sayıları paylaşacağım şimdi sizlerle. Yani herhangi bir yanlışlık yok. Sayılar biraz saçma ilerleyecek arttırma işlemlerimiz. Ama bu sonucu yakalamamız için bu şekilde saçma sayılarla ilerleyeceğiz. Şimdi her bir sık iğneye çift sık iğne uygulayacağız. Aynı yere 2 adet. Gerçekten bu çok uğraştırdı. Özellikle boyun kısmı. Çok kalın bir boyun olmaması gerekiyordu. İnce bir boyun daha zarif duracağı için birkaç kez yaptım, söktüm. Bu şekilde böyle bir yuvarlak ovallik yakalayana kadar. Başka bir yerde bulamayacağınız bir model yani. Hemen devam edelim. Her bir sık iğneye 1 adet çift sık iğne uyguluyoruz. Yani aynı yere 2 tane sık iğne. Evet, bu sırayı tamamladık. 12 adet sık iğnemiz vardı. 24'e çıkarttık. Her birine çift sık iğne uygulayarak. Boyun kısmımızda böyle bir görüntü oluştu. Şimdi tekrar her bir sık iğneye çift sık iğne uygulayacağız. Bir sıra daha örelim arkadaşlar. Her birine çift sık iğne ile. Evet, çiftli sıramızı tamamladık. İlmek belirleyiciyi kaydırıyorum. Şimdi bir üst sıradayız. Bir çift bir tek ile bir sıra boyunca dolanacağız. Bir çift sık iğne, bir tane tek sık iğne. Evet, sırayı tamamladık. Şimdi bir sıra boyunca elimizdeki her bir sık iğneyi bir adet sık iğne oluşturarak öreceğiz. Eksiltme ya da arttırma işlemi uygulamadan her bir sık iğneye bir adet sık iğne. Evet, sırayı tamamladık. Şimdi tekrardan arttırma işlemi uygulayacağız. 2 tane tek, 1 tane arttırma işlemi uygulayacağız ve bir sırayı tamamlayacağız. 2 tek, 1 arttırma. Evet, bu şekilde bir görünüm elde ettik. Şimdi son bir sıramız kaldı. Her bir sık iğnenin tepesine bir adet sık iğne uygulayacağız. Son bir sıra daha öreceğiz uzatmak amacıyla, biraz daha uzun olsun diye. Arttırma ya da eksiltme uygulamadan her bir sık iğneye bir adet sık iğne uygulayalım. Evet, sırayı tamamladım. İlmek belirleyiciyi çıkartabilirim artık. Elimizde böyle bir görünüm olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Evet, buraya kadar tamamladıysanız şimdi bir CC tekniği uygulayacağım. Hemen yandaki ilmekten girdim, ipi doladım, çektim. Elimdeki ilmekten çıkarttım. Ardından bu ipi birazcık uzun bırakacağım. İlmeğin içerisinden bu ipi çıkartıyorum. Burayı sıkladım ve tamamdır. Şimdi öncelikle fistomuzu dikelim. Şimdilik boyutunu kesmedim. Siyah ince ipimi aldım. Kaş göz işlemesinde kullanacağım ipimi. Göz kararı olarak ipimden kesip iğnemi ipime takacağım. Siyah renk ip tercih ettim. Fiston siyah olduğu için
Üst kısımda farklı bir renk parlayacağı için kullanacağınız fisto danteliniz hangi renk ise o renk ip ile dikmenizi ya da ona yakın bir renk kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi iç kısımda kalan ip önemli değil ama dış kısımda fistonun üstüne farklı renk çok hoş durmayacak da. Gördüğünüz gibi krem renginde de aynı şekilde açık beyazla dikmiştim. Yani iç kısımda kalan renk önemli değil. İpimin arka ucunu bağlıyorum. Şimdi fistomuzu dikebiliriz. Şu kalan uzun bıraktığım ipi hiç görmüyorum. Öteye bırakıyorum. Öte tarafa. Şimdi belirli bukleler oluşturarak gideceğiz, dikeceğiz. Bu gördüğünüz kat kat dursun, daha hoş bir görüntü sağlasın diye. Düz tarafı şu taraf. Şöyle başlayabiliriz. Şöyle arkadan herhangi bir yerden birleştirme yeri, hatta şöyle yan kısma gelse daha şık durur. Yan kısımdan geçiyorum. Şöyle ilk önce fistomu direktman üst kısma son sıraya oturtturdum gördüğünüz gibi. Ardından şöyle küçücük bir büküm oluşturuyorum, bükme göz kararı olarak. Ardından devam ediyorum. Dikerken dikeceğimiz noktayı da göstereyim. Bükmeyi önce bir bırakayım. Hatta arka tarafa gidelim, oradan göstereyim. Daha net, daha anlaşılır olur. Şöyle bir tane bükme oluşturduktan sonra direktman bu üst kısımdan arkaya doğru gidiyorum. Şimdi dikerken arkadaşlar sadece bu üstteki dala dikeceğiz. Alt kısımdaki dal kalacak. Bakın altta hemen yandaki üstteki dalından geçiyorum. Yani ilmeklerin buradaki gördüğünüz üst dalından. Bakın direkt ön kısma geldim. Şimdi bir tane bükme oluşturuyorum. Buradan arkaya. Şimdi tekrar yandaki daldan direktman çıkıyorum. Bükmeyi sadece ön kısımdayken oluşturacağız. Buna dikkat edelim. Ön kısma yüzüne çıktıktan sonra bir tane bükme oluşturuyorum. Arka kısma gittim. Arka kısımdayken direktman yandaki ilmeğin üst dalından ön kısma geldim. Bu şekilde bükme oluşturarak ilerleyeceğiz. Sadece yüzeyindeyken bükme oluşturuyoruz. Buna dikkat edelim. Bakın bir tane bükmemi oluşturdum. Evet. Arka kısımdayken ön kısma gelirken direktman geçiyorum. Bükme oluşturmama herhangi bir gerek yok. Ön kısımdayken direktman bir tane bükme oluşturuyorum. Bu şekilde pilliler oluşturarak arkadaşlar başladığımız noktaya kadar ilerleyelim. Bükmeyi göz kararı olarak şöyle ben belli bir ölçümü göz kararı olarak oluşturuyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet, başladığım noktaya kadar yaklaştım. Burada dantelimin şöyle üst üste binecek şekilde kesmem gerekiyor. Arada herhangi bir boşluk oluşmamalı. Evet, fazlasını attım. Boyutunu ayarlayamadığımız için, burada büzmeler olduğu için bu şekilde dantelin tümünü kullandım. O yüzden uzun olarak dantel seçmeye dikkat edelim ki yarıda kalmasın, eksik olmasın. Şöyle üst üste binecek şekilde baş kısma kadar geldim. Şimdi bu kenarı dikmem gerekiyor buradaki bu boşluğu yok etmek için.
Şimdi alttan üstten gelerek üst üste getirerek bu danteli birleştiriyorum. Ve bütün aksilikler çekim esnasında başımıza geliyor. Düğümümü açtım ve devam ediyorum. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi direkt devamı gibi birleştirdim. Son kısma geldim. Buraya ipimi sabitliyorum. Bir tane düğüm attım ve bu ipimi kopartıyorum. Evet, fistomuz oluştu bile. Tabi siyah fistomuz biraz kalın olduğu için şu bu ötekindeki naif görüntüyü yakalayamadık. Seçtiğiniz fistonun modeli çok önemli. Bu şekilde ince bir fistoluksa bu görüntüyü elde ediyoruz. Kalın bir fistoda ise bu görüntü. Biraz yarasaya benzedi aslında ama saçını ve işlemelerini yapınca gayet güzel olacaktır. Şimdi hemen kaş ve kirpik işlemesini yapalım. İpimin arkasını kesinlikle bağlamıyorum. Bakın aynı siyah ipim ile devam ediyorum. Şöyle kafadan herhangi bir yerden kaş oluşturabilmek için ötekinin kaşını şöyle tepeye doğru biraz daha oluşturmuşuz. Bunda da aynı şekilde. Arkadan girdim. Bu ipi tamamen çekmiyorum. Burada bağlamak için birazcık ip bırakıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve yandan bir yerden çıkıyorum. Evet, kaşımın bir tane çizgisi oluştu. Çıktım, aynı yerden giriyorum ve direktman öteki kaşımı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi kaşlarımız oluştu bile. Şimdi kepiklerimizi oluşturalım. Ardından aynı çıktığım yerden içeriye doğru giriyorum. Şöyle direktman gözün yakınından. Hatta şu aşağıdan çıkalım. Kepiği uç kısımdan doğru oluşturalım. Gözün aşağısından çıktım. Direktman bir çizgi yardımıyla gözü hafif kaldırıp iç kısma doğru. İç kısımdan hemen üst kısımdaki çizgiyi oluşturmak için karşı taraftan çıktım. Gördüğünüz gibi şimdi tekrardan aynı noktaya giriyorum. Önden herhangi bir yerden çıkıp kirpimin öteki çizgisini de oluşturuyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi hemen ötekine geçiyorum. Çıktığım yerden aynı şekilde içeriye girip bakın birazcık üstten çıktım. Ardından tekrardan gözün iç kısmına doğru gidiyorum. İlk çizgim oluştu. Hemen ikinci çizgimi de oluşturuyorum. Evet, kirpiklerimiz ve kaşımız oluştu bile gördüğünüz gibi. Şimdi buradan direktman aynı çıktı ilk girdiğim noktadan çıkıp bu ipimi kopartacağım. Aynı yerden çıktım gördüğünüz gibi.
Bu ipimi birbirine bağlayacağım. Ardından ipimin fazlasını alıp buradaki kalan bu bağlama işlemi uyguladığım yerde iç kısma doğru çekip daha temiz bir görüntü sağlayacağım. Zaten oraya saç geleceği için çok belli olmayacaktık. Gözlerimiz de, kirpiklerimiz de, işlemimiz de tamamlandı. Bir saçımız kaldı arkadaşlar. Maalesef gün ışığını yakalayamadım. Saçımıza da biraz aydınlık bir ortam sağlayayım. Ardından hep birlikte devam edelim. Bu arada en son şu işlemi de unutmayalım. Çıkarttığım iğneme gördüğünüz gibi burada ip ayırmıştık iç kısımda. Bu ipi iğnemize takalım. Ardından iğnemi taktıktan sonra birleştirme işlemi uygulayacağım. Karşılıklı olarak bu iki ilmekleri birleştireceğiz. Hatırlarsınız fistoyu zaten üstteki dala dikmiştik. O yüzden bu alttaki kalan dallardan direktman birleştirme işlemi uygulayacağız. Ve burayı birbirine yapıştıracağız. Karşılıklı olarak denk gelecek şekilde bir buradaki daldan bir karşıdaki daldan geçerek birbirine burayı dikelim. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim ki buradaki yapıştırma işlemini tamamlayalım. Gördüğünüz gibi iç kısmının yapışık olması gerekiyor. Ve bu işlemi kesinlikle fisto taktıktan, diktikten sonra yapıyoruz ki fisto bu şekilde dursun. Bu şekilde iç kısımdan dikerek yapıştırma işlemini uygulayalım. Birleştirme işlemini de tamamladığımıza göre artık saç yapımına geçebiliriz. Gördüğünüz gibi ipim ile iğne yardımıyla burayı birleştirdim ve en son ipimi kestim. Bu iç kısım bu şekilde birleşik yapışık durmalı. Şimdi saça geçebiliriz. Saç için rengimi belirledim, ölçüyü belirledim. Fuşya renk kullanacağım. Şöyle daha net gözüküyordur. Fuşya rengi tercih edeceğim şimdi. Ölçü olarak kumanda ölçüsü sabit benim bebeklerimde. Uyguladığım ölçü hepimizin evinde olabilen bulabileceğimiz güzel bir ölçü. Gördüğünüz gibi bir tane deneme yaptım ve boyutunu sizlere göstermek istedim. Biraz daha dilerseniz kısa da yapabilirsiniz ama kısa yaptığınız zaman ipimiz kalın olduğu için kabarık duruyor ve hoş bir görüntü sağlamıyor. Bu arada ipim Ören Bayan Dora marka saçta kullandığım fuşya rengi ipim. Şimdi öncelikle iplerimizi hazırlayalım. Saç iplerimizi. Belirttiğim gibi ölçümüz kumanda ölçüsü. Öyle göstereyim. Bakın ipimi kumandanın başından koyuyorum. Kumanda ölçüsüyle bu şekilde bir miktar ip keselim. Evet. Bu şekilde kumanda ölçüsü şöyle durduğu zaman daha net gözükecektir. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde kumanda ile hatta fazla miktarda saç hazırlayalım. Ardından hep beraber takma işlemine geçelim. Kıvırcık saç yapmak isteyen arkadaşlar için daha önce kıvırcık saç yapımını anlatmıştım. Hatta hemen göstereyim. Detaylı olarak melek modelinde anlatmıştım. Videonun alt kısmına, açıklama kısmına linkini bırakacağım. Kıvırcık saç denemek isteyen arkadaşlar kıvırcık saç yapımı videosundan yararlanarak bu şekilde kıvırcık bukleli saç yapabilirsiniz. Şimdilik ben düz saç yapacağım. Yapmak isteyenler için bir seçenek olsun. O sebepten açıklama kısmına link atacağım. Oradan ulaşabilirsiniz kıvırcık saç yapımına. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi saçlarımızı hazırlayalım. Takma işlemiyle devam edelim.
Evet, saç olarak kullanacağım iplerimi de hazırladım. Eksik gelirse tamam taktıktan sonra biraz daha ekleyebiliriz. Şimdilik bu kadar yeterli. İlk saçımı taktım. Biraz da göz kararı taktım. Aslında tam iki gözün ortasına denk gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz ve bakın kaş yaptığımız sırayı birinci sıra olarak sayarsak birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Dördüncü ila beşinci sıranın arasına takabilirsiniz. Direktman kaş yaptığım sıradan saydığım zaman 4 ila 5. sıranın arasına. Tam iki gözün ortasına denk gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ötekinde şöyle bir örgü modeli kullanmıştım. Farklı bir model olsun, saç modeli olsun diye. Bu önden bir kısım ip alıp örüp arka tarafa doğru atmıştım. Kenarları serbest bırakmıştım. Dilediğiniz gibi saç modeli, süsleme modeli yapabilirsiniz. Bu şekilde takmaya devam edelim. Şimdi biraz daha farklı bir model uygulayacağım. Hatta direkt aynısını yapalım. Hiç farklı bir modele girmeyelim. Arka tarafından devam ediyorum. 2'ye büktüm elimdeki ipi. Ardından buradan geçirdim. Gördüğünüz gibi taktım. Aynı sıralamadan devam ediyorum. Evet, bu şekilde. Evet, bakın yanda böyle bir görüntü sağladık. Şimdi aynı şekilde bu karşı tarafa da takalım. Şu tepe taraftan taksak daha şık, daha güzel duruyor. Giriş yerimiz yukarıdan aşağı doğru olsun. O zaman daha şık, daha güzel duruyor ve aşağı doğru yassı duruyor. Evet. İki ucunu eşitliyoruz ipin. Direktman ilmek alıyor gibi takıyoruz yerine. Renk gerçekten güzel oldu. Siyah için seçtim bu rengi. Fisto siyah olduğu için saçta biraz daha gösterişli bir renk istedim. Aslında ilk aklıma gelen bordo idi. Bordo ile siyah uyumu güzel olur diye. Ama bordo çok sönük kaldı. Koyu bir tonu vardı elimde. Çok gösterişli olmadı. O yüzden böyle siyah patlatacak bir renk istedim. Fistonun rengine göre saç rengi seçerseniz daha güzel, daha şık duracaktır. Önceki modelimde nar çiçeği kullanmıştım. Bebe yünüydü o saçta kullandığım ipim. Bu kez patik ipiyle direktman saç yaptım. Evet, iki tarafı da yan kısmı bu şekilde doldurduk gördüğünüz gibi. Bağlama işlemi de uygulayabilirsiniz dilerseniz bu şekilde toplu durur. Şimdi arka kısımdaki bu kelliği yok edeceğiz. Bunun için son taktığımız saçın gerisinden takmaya başlayacağız. Biraz da göz kararı yapıyorum aslında ölçüden ziyade. Boşlukları dolduruyorum genelde saç yapımında. Hani belli bir ölçü veremeyeceğim. Burada göz kararı nasıl şık duracağına inanıyorsanız, nasıl aradaki boşlukların kaybolacağını görüyorsanız o şekilde oralara ip takarak
saç motifi yapabilirsiniz. Belli bir ölçüm yok, biraz duruma göre ilerliyorum diyebilirim. Gördüğünüz gibi bu arka kısımdaki boşlukları doldurmak için böyle yan yan gidiyorum. Şöyle bir bakalım boşluklar ne alemde. Bu arka kısma biraz daha ilave etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi aralarda kellikler var. O kellikleri yok etmek için biraz daha bu arka kısımdaki boşlukları dolduralım. Yani tam alt sıradan bir sıra daha dolanmış oluyoruz bu şekilde. Hem yanlar biraz daha dolgun gözüksün, hem arka kısım kapansın diye. Bakın, daha bir dolgun, daha bir gösterişli tok durdu. Bu taraftan gideceğiz şimdi de. Buradaki tek sırayı çift sıra haline getireceğiz. Gördüğünüz gibi bir doluluk elde ettik. Şöyle daha net gözükecektir.
İki sıra halinde dolandık. İlk bu taraftan başlamıştık. Bir sıra arkaya doğru gittik. Ardından hemen karşı tarafa gittik. Karşı tarafta da direkt arkaya doğru eşit olarak ilerledik. Ardından bu ön kısmı bırakıp direkt arka tarafa oval bir şekilde işleme yaptık. Aradaki boşlukları doldurmak için bir sıra daha altından hemen bir sık iğne altından giderek bu şekilde kafanın çevresini dolandık. Ve en son elde ettiğimiz doluluk bu şekilde. İstediğiniz gibi saç modeli uygulayabilirsiniz. Ben şöyle daha önceki bir deniz kızında yan kısma doğru atmıştım. Şuradaki kelliği de şöyle yok edebiliriz. Şöyle yan kısma doğru atabilirsiniz ya da örgü uygulayabilirsiniz. Ya da şöyle toplu bir model seviyorsanız toplu bir model yapabilirsiniz. Artık geriye kalmış olan sizin hayal dünyanız. Nasıl süslemek isterseniz saçı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. En son bir dudağımız kaldı. Hep birlikte dudağımızı da işleyelim. Şöyle bir kırmızı ip kullanacağım dudak işlemesinde. Aynen Ören Bayan Dora marka kalın patik ipi. Ucunu kesinlikle bağlamıyorum. Göz kararı olarak ipimi kestim. İğnemi geçirdim. Şöyle üst kısımdan saçın alt kısmından geçtim. Önce yer belirleyelim. Dilerseniz net olsun. Şuradan şöyle biraz daha bu tarafa dönük. Gözün 1, 2, 3. Gözün takılı olduğu gözükmeyen sırayı da sayarsak 3. sıra, 3 sıra aşağı doğru işaretledim. Tam 3 sıra altına doğru dudağımı tamamlayacağım, işleyeceğim. İpimi tamamen içeriye çekmiyorum. Arkada bağlamak için bir miktar bırakıyorum bu şekilde. Çıktım ön kısımdan. Ardından şöyle 1, 2, 3 sık iğne kadar yan kısmından geçeceğim. Ardından şöyle aşağı kısımdan. Bunu aşağı doğru çekeceğim ki hafif gülümsüyor gibi bir iz bırakacağım. Yamuk olmaması önemli. Aynı girdiğim yerden tekrardan çıkıyorum. Tığ ile düzeltebiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde dudağımızı da işledik ve tamamladık. Buradan ipi birbirine bağlayıp kopartacağız. İki ipi bağlayacağız. Ardından iç kısma çekeceğiz. Daha önce kirpik ve kaş işlemesine yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Şimdi ipi bağlıyorum. Dudak ipini. Sıkıca bağladıktan sonra bu ipimin fazlasını kesiyorum.
Evet, buradaki kalan bu düğümlü ipi iç kısma doğru çekmem gerekiyor. İpimiz biraz kalın olduğu için biraz zor olabilir. Dikkatli çekelim o yüzden. Evet, bunu iç kısma doğru çektim ve sakladım gördüğünüz gibi. Şöyle. Bugünkü modelimizi de tamamladık. Yapacak olan herkese kolaylık dilerim. İzleyen herkesin de gözlerine sağlık. Son olarak bir anahtarlık kopyası takarak kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. İki modelimiz de hazır gördüğünüz gibi. Fistonun ince olmasına çok çok dikkat edelim. Kalın fisto çok şık durmuyor. Bakın siyah bile kalın olduğu halde biraz kabarık durdu. O yüzden ne kadar ince zarif fisto seçerseniz modelimiz de o kadar güzel ve şık duracaktır. Kalın fistoları da ortadan ikiye ya da üçe bölerek şu incelikte kullanabilirsiniz. Yani tamamen ince olmasıyla alakalı güzel zarif bir model. Yapacak olan herkese kolaylık dilerim. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Daha güzel, daha farklı paylaşımlarda bulunmak üzere şimdilik hoşça kalın. Güzel kız çelerimiz iyi günler diler.